Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Bahsin ilk adresi milyonerin sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 başlıyor. Milyoner. İyi haftalar, Milyoner'in sunduğu ilk 5'e hoş geldiniz. Ben Miray Çavuşoğlu. Bugün Cengiz Uygur'la birlikte her hafta olduğu gibi NBA'den ve Euroleague'den öne çıkan haberleri konuşacağız. Bugün farklı olarak NBA tarafında hazır şöyle 3-4 gün kala takas gündeminden sıcağı sıcağına gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Takımlardan öne çıkan önemli hamleler var. Bu hamleleri konuşacağız programımızın ikinci bölümde. İlk bölümde ise her hafta olduğu gibi Euroleague'deki temsilcilerimizin performanslarını ve çift maç haftasındaki mücadelelerini konuşacağız. Cengiz hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Miray. İyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Basketbola doyduğumuz bir hafta. Elimizde de bol malzememiz var. Nasıl iyi olmayayım? Yani gerçekten her hafta bunu söylüyoruz. Belki dinleyiciler de sıkılmıştır ama basketbol gündemi hakikaten bizi yalnız bırakmıyor yani. Sağ olsun. Hiç bir zaman yani işte 10 hafta oldu yaklaşık biz bu programa başlayalı. Hiçbir zaman çok şükür konu sıkıntısı çekmedik. Hep konuşacak bir şeyler bulduk. Bugün de konuşacak çok şeyimiz var gerçekten. Özellikle Euroleague tarafında. Hemen başlayalım. Euroleague'de 24. ve 25. hafta mücadelelerinde temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı ve haftayı namağlup kapattılar. Her iki temsilcimizle konuşacağız. Fenerbahçe Beko ile istersen başlayalım Cengiz. Ya deplasmanda Milano maçı, Azver maçı. Yani ikisi de gerçekten eksikliklerine rağmen Fenerbahçe Beko'nun ciddi anlamda mücadelesini ön plana çıkarttığı maçlardı. Sorumlu kalan isimler vardı. O isimleri de konuşacağız. Ama hani Milano ile giriş yaptım. Şöyle söyleyeyim. Yani neredeyse her attığını soktu Fenerbahçe Beko. Olağanüstü mücadelelerden biriydi. Harika bir deplasman galibiyetiydi. Nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe Beko'yu çift maç haftasında? Yani Milano maçında özellikle Fenerbahçe'nin bu sene oynadığı en iyi basketbolu görmüş olabiliriz. Yani kaybedilmesine rağmen bu arada Real Madrid ve Barcelona maçları da bu şeye girebilir, bu tartışmaya girebilir. O maçlarda da Fenerbahçe kadrosunun yapabildiklerinin çok üstünde bir basketbol oynamıştı. Açıkçası Milano maçında da öyle oldu. Özellikle işin savunma tarafında. Yani Milano'ya ki Milano ligin en iyi üçlük takımlarından bir tanesi, yani dış şut bağlamında ligin en iyi takımlarından bir tanesi ve formda da bir durumdalardı. Yani son 8 maçın 7'sini kazanmışlardı ve oldukça isim üstünde geliyorlardı maça, ancak Fenerbahçe deplasmanda galibiyeti çıkarmayı başardı ve sadece 9 üçlük izni verdi Milano'ya. 28'de 9 attılar takım olarak, ki işte burada 5'te 2 atan bir Malcolm Delaney, işte ondan sonra 4'te 1 atan bir Troy Daniels, yani bu isimlere ciddi anlamda savunmada kelepçe takıldı. Ve şunu da belirtmek lazım, Fenerbahçe kendisi de üçlük atamadı aslında bu maçta. Yani çok denemedi de bu arada. Yani volüm olarak da çok yüksek bir marj yoktu. Ama sadece 6 üçlük isabeti bulabildi Fenerbahçe. 22'de 6. Ve işin yani pot altındaki skorerlik kısmında çok daha iyilerdi. Başka takım olsa, yani bir takım 6 üçlük attığında maçı kazanırdı diyemezsin. Yani kazanma ihtimali daha yüksek diyemezsin. Ama Fenerbahçe olunca bunun çok bir önemi olmuyor. Çünkü zaten Fenerbahçe dış şutlarda çok etkili bir takım değil genel olarak da. Yani biz Fenerbahçe'den böyle işte geri gelince konuşacağız. Mesela Efes'teki gibi bir patlama maçı veya şey maçı görmüyoruz. Bir işte bugün de üçlük yağdırdı Fenerbahçe diye bildiğimiz bir maç yok bu sene Fenerbahçe adına. Zaten öyle bir kadro da yok ama Fenerbahçe bu eksiğini çok iyi stratejilerle kapatabiliyor bazı durumlarda. İşte şöyle bir istatistik de var mesela. Fenerbahçe 6 üçlük atabildiği maçların, 10 tane maç var böyle Euroleague'de Fenerbahçe'nin oynadığı ve 4'ünü kazanabilmiş. Bence yüksek bir oran, %40'lık bir oran. Yani lig genelinde bu oran muhtemelen %20 civarında falandır. 6 üçlük atabilen bir takımın maç kazanma oranı. Fenerbahçe'de %40 olduğunu görüyoruz. Bu bence değerli bir bilgi yani. Onun dışında tabii De Colo'nun yokluğunda, Veseli'nin yokluğunda, biz bu oyuncuların yokluğunu Fenerbahçe'yi çok ciddi etkileyeceğini konuşmuştuk ama 4 maçtır da kazanıyorlar. Gayet kusursuz bir maç planları var. Yani bu isimlerin yokluğunda 4 maçtır kazanan bir Fenerbahçe var. Bunun da aslında sebebi bence Djordjevic'in
farklı işler yapmak zorunda kalmış olması. Yani Dökola ve Veseli'yi takımdan çıkarınca sizin koç olarak yaratıcı bir şeyler üretmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bunu istemeseniz bile yapmak zorunda kalıyorsunuz. Djordjevic zaten çok yaratıcı çözüm üretmeyi isteyen bir koç gibi gözükmüyordu işin başında. Ama Veseli ile Dökola sakatlanınca Djordjevic de bir takım hamlelerde bulundu ve aslında doğru işleri de yapmayı başardı. Yani işte o Pierre ve Polonara'nın beraber oynaması. Şimdi son 2-3 maçtır Polonara denklemin dışında kaldı biraz ama. Hı hı. Pierre'in işin içine girmiş olması. Fenerbahçe'nin tek pivotla oynamak zorunda kalmış olması. Yani Booker Veseli izliyorduk genelde biliyorsun. Artık Booker Veseli izlemiyoruz ve takımın hücumunun nasıl daha akışkan olduğu ortada. Evet. Yani... Sen de bu arada böyle anlatırken dinliyorum da Can Kulay'la koçun hamlelerini eleştiren isimlerden biriydin. Yani çok taraftar değildin zaman zaman bazı planlarını hazır takımın planlamasından bahsetmişken. Ama bu galibiyette, bu galibiyetlerde daha doğrusu pay vermek gerekiyor koça. Şüphesiz yani ben hala koçun Fenerbahçe için doğru isim olduğunu düşünmüyorum açıkçası, yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ama bu kriz dönemini çok iyi atlattığı da bir gerçek. Zaten taraftar desteğini de biraz arkasına almış durumda, özellikle bu 9 maçta 8 galibiyet, son 9 maçta 8 galibiyet aldı Fenerbahçe. Hı hı. Özellikle bu süreçte taraftar desteğini de cidden arkasına almış durumda. Hatta bu işte Milano maçının sonunda orayı da belki ayrıca konuşuruz, çıkan bir kavga var biliyorsun Guduric'in başlattığı. Daha sonra Guduric ve Kyle Hines arasında bir şey çıktı, arbede çıktı ve genel bir keşmekeş oldu orada. Orada yaptıkları işte Sergio Rodriguez'e tepki göstermesi, Rodriguez'in parmak sallamasının ardından işte Messina'yı kolunun altına alıp teskil edici konuşmalar yapması, ortalığı yatıştırır gözükmesi taraftarın da hoşuna gitti açıkçası. Yani ben Milano maçından sonra sosyal medyaya baktığımda Djordjevic'e çok büyük bir teveccüh olduğunu gördüm. Hı hı. Açıkçası Fenerbahçe eğer bugün 11 galibiyet 10 mağlubiyetle playoff sınırında geziyorsa, yani yüzde olarak mesela X8'in içinde ama maç eksiği olduğu için şu an 9. 10. sıralarda yer alıyor. Bunun bir numaralı müsebbibi Djordjevic, çünkü sene başında gerçekten akıl almaz bir takım coaching hamleleri görmüştük Djordjevic'ten. Ve Fenerbahçe eline gelen 5 tane maçı falan kaybetti. Evet. Kendi elinde olan, kendi kazanmak durumunda olduğu, kendi avucunun içinden verdi maçları yani. Bu maçları vermese, atıyorum 3 tanesini kazansa şu an Fenerbahçe adına çok başka bir hedefle alakalı konuşuyorduk. Yani playoff'a girebilecek mi, giremeyecek mi tartışmasını yapmıyorduk bile. Evet. Yine de bu son dönemdeki yükselişi de şey yapmak lazım, tabii ki tebrik etmek lazım. Eksiklere hem Djordjevic'i hem Djordjevic'i hem oyuncuları, eksiklere rağmen senin de söylediğin gibi. Ama işte diyorum ya, bu eksikler Fenerbahçe'nin başka bir basketbol oynamasını sağladı. Hani o yüzden tabii ki eksik. Yani Veseli ve Dökola Avrupa basketboluna damga vurmuş, bu ligde efsaneleşmiş oyuncular. Hı hı. Tabii ki yoklukları bir negatif unsur Fenerbahçe için. Ama bardağın işte %25 dolu tarafına bakmak gerekirse Fenerbahçe'nin başka bir şey oynamaya mecbur kaldığını ve bunu becerdiğini görüyoruz. Ben becerebileceği konusunda çok ümitsizdim, hatırlarsın. Yani Veseli ve Dökola sakatlandığında, o sakatlık, hı-hı, haberini aldığımızda, onun üstüne bir program yaptığımızda hatırlarsın, ben Fenerbahçe'nin playoff şansının %90 ihtimalle bittiğini söylemiştim. Ama geldiğimiz noktada ne kadar iyi ki, ne kadar mutluyum ki ben haksız çıktım. Djordjevic ve Fenerbahçe tarafı haklı çıktı. Ve Fenerbahçe'nin hala bir playoff şansı olduğunu, hatta playoff'a girme adayları arasında olduğunu, hı hı, görebiliyoruz. Ama dediğim gibi Efes için de çok söyledim, Fenerbahçe için de bunu söylemek gerekir. Playoff'a girecekse Fenerbahçe, Efes iki temsilcimiz mutlaka ve mutlaka ilk 6'dan girmeyi kovalamak durumundalar. Çünkü Real Madrid ve Barcelona başka bir şey oynuyor. Başka bir seviyedeler, başka bir noktadalar. Hem galibiyet mağlubiyet yüzdesi bakımından hem de sahada oynanan basketbol takımından. Real Madrid'in kadrosu 20 kişi neredeyse zaten. Yani yapabileceğin her hamleye cevabı olan bir takım Real Madrid. Barcelona da aynı şekilde. Barcelona'da zaten ligin bence tartışmasız en iyi oyuncu var. En iyi oyuncusu var Mirotic. Yani ben temsilcilerimizin Fenerbahçe,
Real Madrid ve Barcelona'ya açıkçası kafa tutabilecek güçlü olduklarını düşünmüyorum. O yüzden mutlaka ve mutlaka ilk 6 kovalanmalı, ilk 6 hedeflenmeli. İlk 6 şansı geliyorsa eline kesinlikle kaçırılmamalı. Hemen hatırlatmış olalım. Salı akşamı yani yarın akşam Ataşehir'de Fenerbahçe Real Madrid karşısında mücadelesini sergileyecek EuroLeague'de. Yani sanki favori olmadığı maçlarda çok daha başka bir Fenerbahçe beko oluyor Cengiz. Kesinlikle, ama bu da bir problem Miray. Yani şundan dolayı bir problem. Favori olmadığı maçları kazanma konusunda Fenerbahçe'nin bir şeyi var, evet. Yani Georgiev'in zaten genel bir şeydir o. Özelliğidir. Mesela geçen sene Virtus Bologna'nın maçı başında seriye favori gelen Milano'yu 4-0'la göndermişti. Hı hı. Final serisinde İtalya Ligi şampiyonu olmuştu. Bu da aslında bir, hani Georgiev'in Messina'yı yenmeyi bildiğini gösteren bir şey, bir veri bizim için. Milano galibiyetini oradan da okuyabiliriz. Tabii İstanbul'da çok farklı bir şey yaşanmıştı ama hani o sırada takım biraz oturmaya çalışıyordu. Çok sağlıklı bir ortam yoktu yine. Ve işte Fenerbahçe çok ciddi bir fark yemişti İstanbul'da. Yani evinde 43 sayı atabilmişti Fenerbahçe. Gerçekten sezonun en kötü maçıydı Fenerbahçe adına. Onun da intikamı alınmış oldu. Ama eğer siz kazanmanız gereken maçları kazanamıyorsanız, bu psikolojik anlamda çok yorucu bir şey. Hem oyuncular bu tarafında hem taraftar tarafında. Yani siz Milano'yu deplasmanda yeniyorsunuz, Olympiakos'u yeniyorsunuz, Real Madrid'le Barcelona'yı neredeyse yeniyorsunuz, gerçekten çok ucu ucuna kaybediyorsunuz. Yine ilk Olympiakos maçı da aynı şekilde çok ucu ucuna kaybediyorsunuz. Bir zahmet Alba Berlin'i, Panathinaikos'u yenelim. Yani Jalgiris'i yenelim. Yenmeliyiz. Yani onun Fenerbahçe'nin asıl çözmesi gereken problem kendinden düşük seviyedeki takımlara karşı zorlanması. İşte Asfer'e de yenildi mesela geçen. Bu ikinci maçtan bahsetmiyorum. İlk maçtan bahsediyorum. 84-82. Yani Fenerbahçe kendi kalibresinin altındaki takımlara yenilmezse zaten bu şeyi çözer, yani bu problemi çözer. Fenerbahçe'nin kendinden kuvvetli takımlara karşı bir şey yok, problemi yok açıkçası. Peki temsilcilerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Bilyoner'in sunduğu ilk 5'te ilk reklamımıza gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Bahsin ilk adresi Bilyoner'in sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 devam ediyor. Bilyoner. İlk 5'te EuroLeague'deki tüm detaylarla programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Cengiz, ilk girişimizi Fenerbahçe Beko ile yapmıştık. Gerçekten önemli iki galibiyeti var temsilcimizin. Bu sezon çıktığı ilk 12 maçta 3 kez kazanabilmişti Fenerbahçe Beko ve sen de zaten az önce genel bu sezonki durumunu değerlendirirken de söylemiştin. Son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde etti. Milano maçından özellikle bahsetmiştik. Onlar da 8 maçta 7 galibiyet gibi oldukça hani galibiyet alışkanlığı kanlıyla iki takımın da aslında bu mücadeleye geldiğini söyleyebiliriz. Hatta ben burada sana iki takım arasındaki bir önceki maçı da hatırlatmak isterim. Çünkü biraz erken biten bir maçtı İstanbul'daki maç. Ama temsilcimiz adına hem psikolojik olarak iki maçtan da böyle galibiyetler alarak çıkmak çok etkili oldu. Hem eksiklerine rağmen böyle bir mücadele sergilemeleri çok iyi oldu. Önemli iki galibiyetle birlikte çift maç haftasını Fenerbahçe Beko kapattı. Kesinlikle öyle. İşte hatırlarsın yine geçen haftaki programlarda iki temsilcimizin de, yani Efes'in de Fenerbahçe'nin de maç kaybetme tahammülü olmadığını artık söylemiştim. Sağ olsunlar bir 4-4'te yanıt geldi yani. Evet, gerçekten tahammülleri yokmuş. Takımlar da bunun farkındaymış. Fenerbahçe adına çok önemli galibiyetler ama mutlaka ve mutlaka ve mutlaka istikrarlı şekilde devamının gelmesi gerekiyor bunun. Çünkü Fenerbahçe sezon başında çok kredi kaybetti. Yani sen de söyledin, ilk 12 maçta sadece 3 galibiyeti vardı. Madem böyle bir performans geldi ilk 12 maçta, siz de bütçe anlamında, kadro anlamında en azından playoff yapması gereken bir basketbol takımı olarak, EuroLeague'de playoff yapması gereken bir basketbol takımı olarak tabi kalan 18 maçı farklı şekilde geçirmeniz gerekiyor. Fenerbahçe şu ana kadar bunu başardı ama ligin kalanına da bunu sirayet etmesi lazım. Yarınki Real Madrid maçı gerçekten çok önemli. Hem Fenerbahçe'nin yine ilk maçtan Real Madrid'den bir alacağı var. Onu biliyoruz. Yani Barcelona'dan da var aslında. Barcelona maçı geldiğinde de onu söyleriz. Yani
o kadar kıl payı, o kadar hayal kırıklığı yaratacak şekilde kaybetti ki Fenerbahçe, Real Madrid'e de, Barcelona'ya da. Yani cidden alacağı var ve ben oyuncuların da ilk Real Madrid maçını zihinlerinin bir köşesinde tuttuğuna eminim. Yani neredeyse. Gudur için çok yükselen bir performansı var De Colo'nun yokluğunda. Hı hı. Onu biraz daha açalım istersen. Hakikaten Fenerbahçe'nin birinci skor opsiyonu olmayı başardı De Colo'nun yokluğunda. Kendisinden çok aslında normal bir takım yapısında görmediğimiz işte topla üretim, dribling üstü üretim, bunları da yapmaya başladı. Guduric aslında bir Fenerbahçe'nin o en iyi kadrolar zamanında, Obradovic yönetimindeyken Fenerbahçe. Hı hı. Guduric bir acil durum skoreri ve aslında ceza şutörü niteliği taşıyordu. Yani oyun normal giderken ceza şutörü gibi, yani köşede veya forvette kendisini boşa çıkaracak, kendisini boşa çıktığı anı bekleyip o anda üçlü gönderecek bir oyuncu veya hiç mi Fenerbahçe skor üretemiyor? O zaman Guduric topu alsın, bir faul almaya çalışsın. Ki genelde de alamıyordu. Onu da söylemek lazım. Guduric için şu son 2-3 maçlık süreç hakikaten Obradovic döneminden bile daha takıma aidiyet hisseden, daha sorumluluk alan, daha fazla sorumluluk alan, daha fazla sorumluluğun altından kalkan bir Guduric görüyoruz. Bunun tabii devam etmesi lazım Real Madrid karşısında Fenerbahçe'nin bir şansı olabilmesi için. Ben yine Real Madrid'e karşı evet pot altında Tavares var ama Fenerbahçe'nin kısa beşlere dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hani Pierre'li, Polonaralı beşlerden bahsediyorduk ya, ikisinin beraber oynadı. Devin Booker'ın denklem dışında kaldı. Bir 10-15 dakika onun denenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Real Madrid'i zaten pota altından durdurmak çok zor bir iş. Yani siz oraya Devin Booker'ı koysanız da Real Madrid'in pot altı etkinliğini çok azaltabileceğinizi zannetmiyorum. Bunun yerine işin hücum tarafındaki etkinliğini arttırabilir Fenerbahçe. Pierre ve Polonara'yı şeye koyarak, pot altına koyarak. Daha dışarıdan bir oyun oynayabilir ve Real Madrid'i tempoyla belki yorabilir. Yani evet, Real Madrid'in istediği tempolara çıkmış oluyor maç bu bağlamda, Fenerbahçe'nin değil ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin A planını Real Madrid çok rahat bir şekilde bence işlevsiz kılabilir. Bu yüzden benim düşüncem bu Pierre Polonaralı beşlerin, Pierre Polonara, Guduric, işte Pierre Henry ve atıyorum Şeymuz Azer veya Melih Mahmutoğlu. Böyle bu kurguda bir 5 Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilir diye düşünüyorum Real Madrid maçında. Bakalım neler göreceğiz, neler olacak diyelim. Evet, çift maç haftasındaki galibiyetlerin ardından salı günü, yani yarın akşam Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'de oynayacağı mücadelede temsilcimize Euroleague'de başarılar diliyoruz. Ve bir diğer temsilcimizle devam edelim ilk 5'te. Anadolu Efes 24. ve 25. haftalarda 2'de 2 yaptı. Gerçekten önemli galibiyetler aldı. Cengiz özellikle Euroleague'de en çok yani zorlandığı rakiplerden biri olan CSKA karşısındaki mücadelesi inanılmazdı. Ve baktığımız zaman sezonun belki de temsilcimiz adına en iyi maçlarından biriydi. Özellikle 3. çeyrek farkı, hani rakip takım 15'e kadar çıkarmışken son 20 dakikada bir şampiyon havasında oynayan başka takım olduğunu bir kez daha bizlere izleten, gösteren bir Anadolu Efes gördük. Kesinlikle öyle, çok haklısın. Ve şunu söylemem lazım. Yani Efes 97-99 kazandı CSKA maçını uzatmalarda. Uzatmalarda 97-95 kaybetse tabii ki burada bir üzüntü olurdu. Ya elimizden kaçtı CSKA gibi olurdu. Ama şu bağlamda da bir umut alırdık. Yani Efes'in dış şut performansı. Çünkü evet, CSKA maçına gelene kadar kullanılan 100 şutta 22-24, yani 22-24 isabet arası bir şey. Tam sayıyı şu an vermeyeyim. İzleyicilerimiz, ya dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Ama çok kötü üçlük atan bir Anadolu Efes vardı. Ve Anadolu Efes'in oyun karakterine yani uymayan bir şey seç deseniz, kötü üçlük atmak derim muhtemelen. Çünkü oyun motoru onun üstünden dönüyor zaten. Dönüyor, evet. Yani Efes eğer kötü üçlük atarsa bu diğer takımların kötü üçlük atmasından çok daha büyük bir problem Efes için. Çünkü dediğim gibi yani bunu çok anlattım, çok söyledim. Eğer Anadolu Efes dış şutlarda istediği oranda isabet bulamazsa hücumu gerçekten tıkanıyor. Çünkü o pot altında
bir şeyi yok Efes'in. Sana post üstünden sayı getirecek ve sahada tutabileceği bir pivotu yok. Yani Dunstan evet ara ara o işleri yapar ama yapmasını çok istemezsiniz. Çünkü en verimli olduğu alan bu değil. Tibor Plyce'ı da sahada tutmak zor yani. Evet iyi performanslar veriyor her zaman. Yani benim beklediğimden daha iyi bir sezon geçiriyor Tibor Plyce ama yani Plyce'ı sahada tutmak bir savunma zafiyeti. Bunu konuşuyoruz haftalardır. Ve Ergin Ataman da çok açıkçası buna taraftar değil, tutmak istemiyor yani aslında ama bazen de zorunda kalıyor diyelim. Ve açıkçası Efes'in galibiyeti gerçekten önemli, CSKA karşısındaki galibiyeti. Asvel karşısında kazanınca da bu galibiyet boşa gitmemiş oldu açıkçası. Yani aslında CSKA maçındaki galibiyetin daha anlamlı olması için Asvel maçının kazanılması gerekiyordu. Böyle de oldu. CSKA maçını uzatma sonunda kazanan temsilcimiz Asvel karşısında da hataya izin vermedi. Bu arada şeyi de söyleyeyim, yani CSKA maçında kulüp tarihinin EuroLeague'deki üçlük rekoru kırıldı. Kesinlikle. En fazla üçlükle rekoru. Kulüp tarihinin EuroLeague'deki rekoru. Yanlış evet. Hatırlamıyorsam son 4 maçta falan Cengiz böyle 100 üçlük denemesinde 22-24 arası bir üçlük atmışlardı ama 34'te 19 CSK maçında. Evet, işte onu anlatıyordum demin de, yani çok dramatik bir değişim. Evet. Dramatik bir değişim gerçekten ve yani Efes geri döndü diyebileceğimiz bir değişim aslında. Çünkü yani o noktadan, o özgüvensizlikten bu kulüp rekorunun kırıldığı şeye dönmek çok çok iniş çıkış. Çizgiyi yükseltmek. Yani evet, gerçekten çizgiyi yükseltmek ve istikrarsızlığına da bir noktada bu Efes'in şey yapıyor. Bir de özgüven ve psikolojik açısından da hani o eşiği atlamak bence bir noktada da. Evet, kesinlikle öyle. Ama bir yandan da Efes'in ne kadar bu sezon istikrarsız olduğunu gösteren de bir veri bu. Şimdi böyle olunca hal, biz tabii ki de hani her iki temsilcimiz için de geçerli. Ne yapıyoruz? Beklentilerimizi daha da arttırıyoruz. Evet, daha da arttırıyoruz. Sonra bir şey oluyor, beklentilerimiz düşüyor, üzülüyoruz falan filan ama yani Efes adına CSKA maçı bir uyanma maçı olabilir gerçekten. Çok sık uyanma maçı tabirini kullandım ben bu sezon Efes için. Bu olabilir, bu olabilir diye. Sen olmadı. Bazı tabirlerin sık kullanılmasını aslında çok sevmezsin. Evet, o da ayrı konudur. Yani dediğim gibi Efes'in mağlubiyete tahammülü yoktu ama galibiyete ihtiyacı vardı. Galibiyete ihtiyacı vardı. Aldı. Sağ olsun diyelim. Sağ olsunlar diyelim. Ve bu arada gidişatında vesaire de bazı şeyleri de görüyoruz. Değişiklikleri, artıları. Evet, diyelim. Larkin çok iyi bir çift maç haftası geçirdi mesela. Ki o Larkin de iyi oynadığında zaten takıma artı yazan oyunculardan başında geliyor oyuncuların. Yani evet, işte buradan almış olalım. Yani nasıl diyeyim? Larkin iyi oynadığında gerçekten Efes maç kaybetmiyor. Yani İsmail Şenol söylemişti bunu. Onu da şey yapmış olalım, kreditini de vermiş olalım. Gerçekten Larkin iyi oynadığında Efes maç kaybetmiyor. Larkin kötü oynadığında da kazanabiliyor bazen. Hani o çok önemli aslında. Larkin Misic ikilisinin önemi zaten Efes için malum. Birinden birinin kesin iyi olması lazım dediğimi hatırlıyorsundur çok kez. Ama asıl Efes'i biz ikisi birden iyi olduğunda görüyoruz. Yani ona hiç rastlayamadık bu sezon. Misic çok hareketli bir çift maç haftası geçirmedi. Çok aşırı işin içinde değildi. Boboa'nın çok büyük katkıları oldu. Özellikle CSKA maçında. Yani attığı 22 sayıyı geçiyorum. Bir de bir savunma yaptı maçın son periyodunda. Hakikaten Boboa'dan çok gördüğümüz şeyler değildi. Evet. Demek ki canı isteyince yapıyormuş yani. O da onu gösterir. İyi ki canı istemiş diyelim. Senin de dediğin gibi yani Efes'in CSKA'ya karşı deplasmanda 15-20 sayılardan dönüp bu noktalara gelmesi ve maçı kazanması, üstüne Asseli mağlup etmesi. Efes'te işler en azından bir haftalık yolunda gitti. Bakalım, şimdi önlerinde Olympiakos maçı var. Evet, deplasmanda. Olympiakos sezon başındaki hali kadar formda değil. Onu söylemek lazım. Bir ufak bir düşüş geçiriyorlar onlar. Ama ne olursa olsun her zaman Olympiakos tehlikeli bir takım. Ve Efes'e de çok büyük zorluk çıkartacaklardır. Ama ben Efes'in Olympiakos'u da yenerek artık iyice o takımı 4. vitese, 5. vitese atıp bir playoff push, playoff
son bir playoff çabası yapacağını düşünüyorum. İki temsilcimiz de playoff'a dair gerçekleşebilir umutlar sahibi şu an. Ve umarım gerçekleşirler tabii ki. Ama bakalım, göreceğiz yani. En azından iki hafta öncesine göre daha umutluyuz şu anda. Sen de, ben de. Kesinlikle. Playoff'a X8'e 2'de 2 yapmak için. Çift maç haftası 2'de 2 yaptı her iki temsilcimiz de. Hani böyle hani galibiyetin de ötesinde, hani az önce de söyledim ya, psikolojik olarak o özgüven anlamında o iyi başlangıçlarını, iyi bitirişlerini temsilcilerimizin görmeyi gerçekten bekliyorduk. Bunların da devamını her iki temsilcimiz için dileyelim. Tekrar hatırlatmış olalım. Fenerbahçe Beko'nun sıradaki mücadelesi Real Madrid'e olacak Euroleague'de. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'in ise sıradaki mücadelesi Olympiakos'ta olacak deplasmanda. Her iki temsilcimize de Euroleague'deki sıradaki maçlarında başarılar diliyoruz. Gelecek hafta yine temsilcilerimizin mücadelelerini, Euroleague'deki mücadelelerini konuşmaya devam edeceğiz. Yine bir kısa ara verelim istersen Cengiz. Soluklanalım. Aranın ardından ikinci bölümle NBA ile devam edeceğiz. Bahsin ilk adresi milyonerin sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 devam ediyor. Milyoner'in sunduğu ilk 5'te Euroleague'de ilk bölümde her iki temsilcimizle konuştuk. NBA ile devam edeceğiz. NBA'de All-Star yedek seçimleri belli oldu. All-Star'a sayılı günler kala ilk 5'leri konuşmuştuk ve ilk 5'lerin ardından her iki konferansta da yedek isimleri bugün konuşacağız. Koçlara göz atacağız ve NBA All-Star maçını siz değerli dinleyicilerimize aktaracağız, paylaşacağız diyelim. Cengiz, All-Star maçına sayılı günler kaldı. 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece, pazar gecesi Türkiye saatiyle 3.30'da oynanacak maç ve istersen All-Star yedek seçimlerine bir bakalım. Her iki konferansta da ön planda olan, zaten beklenen isimlerin çoğu var ama tartışmaların da beraberinde gelen isim var. İsim var diyeceğim çünkü bir isim üzerinde gerçekten tüm hafta çok fazla konuşuldu. Doğu konferansında Harden, Tatum, Lavin, Fred VanVleet, Jimmy Butler, Middleton ve Garland isimleri ön plandayken, Batı konferansındaki yedek seçimlerinde ise Luka Doncic, Chris Paul, Booker, Donovan Mitchell, Draymond Green, Karl-Anthony Towns ve Rudy Gobert isimleri yedek seçimlerindeki isimler oldu All-Star'da. Şimdi Cengiz, hemen hatırlatalım. Doğu konferansında Fred VanVleet ve Garland ilk All-Star. Evet, ilk kez kariyerlerinde All-Star oluyorlar. İlk kez kariyer seçimde ve şunu da söylemek gerekiyor. Fred VanVleet bence sonuna kadar hak eden isimlerden biri. Draft edilmeden All-Star seçilen isimlerden biri aynı zamanda. Ona da evet, ekstra bir parantez açmış olalım. Tabii çok keyifli bir kariyer hikayesi Fred VanVleet adına. Önce Toronto Raptors'ın G League takımında, Raptors 905'te bir şampiyonluk yaşıyor G League'de. Hatta o takımda Siakam da var, Chris Boucher de var. Hani Toronto'nun şu anki kadrosunun önemli isimleri bunlar ve Toronto'nun G League'de de şans verdiği, yani bir planı gösterir Toronto adına. Bu bence Toronto için de övülecek bir şey. Daha sonra işte Fred VanVleet önce yedek gard oluyor. Daha sonra bench 5'in, ikinci 5'in en önemli skor opsiyonu oluyor. Ve işte Kawhi Leonard'ın takımdan ayrılışının ardından da Kyle Lowry'nin yanına gard olarak geliyor. İlk 5'e yerleşiyor. Bu sene Kyle Lowry gidince de takım onun oluyor aslında. Yani hep böyle bir adım adım yükseliş var. Yükseliş var. Fred VanVleet'te gerçekten çok keyifli bir kariyer hikayesi. Fred VanVleet adına yani nasıl mutludur ben hayal bile edemiyorum. Yani gerçekten en dipten başlayıp draftta seçilemeyip bir sürü umutsuzluk yaşayıp, yani düşünsene bir 21 yaşında 22 yaşında bir basketbolcusun, NBA seçmelerine katılıyorsun, muhtemelen seçileceğine inandırılmışsın, menajerin var, işte ailen var, o var bu var, seçileceğini düşünüyorsun, seçilemiyorsun. Cengiz, sen ne yaşardın böyle bir duruma karşı karşıya kalsaydın? Ya ben çok nasıl diyeyim, işte ne olursa olsun çalışmaya devam et ve başar insanı değilim ben. Ben atıyorum seçilemedim, ben bırakırdım muhtemelen. Aa, yok. Yani işte, o az önce söylediğin olmadığın karakter de ben. Birbirimizi tamamlıyoruz şu anda. Gerçekten ben kesin öyle ekstra hırs yapıp hani hiç hırs yapmaz demek ki, oynayamıyormuşum. Ben bırakırdım yani yok, bu arada. Yok, bir daha deneyeceğim diye devam ederdim. Gerçekten çok güzel özetliyordun sen de. Hemen yani devam et isterdim. Yaşadığı şeylerden çıkıp
NBA'de bir All-Star olmuş olması, kendisini seçmeyenlere de buradan bir mesaj gönderiyor olması. Yani NBA'de en güzel hikayelerden biridir. Seçilmeyen oyuncunun çok kritik bir öneme sahip olup, çok iyi bir basketbolcu olup, kendisini seçmeyenlere "aa beni seçmediniz" yapması. Mesela Draymond Green bunu denemişlerdi. 46. sırada seçiliyor ikinci turda. Kendisinden önce seçilen 45 oyuncuyu da sayabiliyor. Çünkü kafasına takmış. Bu adam benden önce seçildi diye. Kurulmuş, sinirlenmiş yani. Ki bir şey. Basketbolcu için, herhangi bir profesyonel sporcu için belli dozajlarda hırs elzemdir. Yani hırslı değilseniz bu işi yapmazsınız zaten. Takıntılar farklı bir boyuta çıktığı zaman evet tehlike. Evet, tehlike tabii ki farklı bir boyuta çıktığı zaman. Mesela yani maçı kaybedince rakip takıma ağzından köpük çıkararak saldırmak değil tabii ki. Hırs derken bundan bahsetmiyorum. Ama mesela Draymond Green'in kendisinden önce seçilen 45 oyuncunun 45'ini de sayabilmesi. Yani hem manyaklık hem de nasıl bu kadar büyük bir basketbolcu olduğunu anlatan bir olay. Fred evet. VanVleet de aynı şekilde. Kendisinden hiçbir beklenti yokken All-Star olması, yani beklenti yokken derken 5-6 sene öncesinden bahsediyorum. Oldukça keyifli bir hikaye. Ben bayağı sevindim açıkçası VanVleet'in All-Star olmasına. Peki Doğu Konferansı'nın aksine Batı Konferansı'na ilk kez All-Star seçilen isim yok. Çok da aslında beklenen de isimler Batı Konferansı tarafında saydığım az önceki isimler Cengiz. Şimdi Chris Middleton Doğu Konferansı'ndaki seçimlerden tartışılan isimlerden biri. Doğu Konferansı'nda Jared Allen olabilirdi, LaMelo Ball olabilirdi, Jaylen Brown olabilirdi, Middleton yerine diyen çok da tartışan isimler de oldu, kişiler de oldu ama şunun yani ayrı bir parantezini açalım. Evet, Doğu Konferansı'nın en iddialı takımlarından biri Milwaukee Bucks'a yer alıyor ve hani bu sezonki performansını bir tarafa bıraktığımızda Chris Middleton zaten dikkat çeken önemli performanslarıyla da zaman zaman gece gece konuştuğumuz isimlerden biridir. Ama Doğu Konferansı'na bu sene All-Star yedek seçimleri arasında olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Sen bu tartışmalara nasıl bir cevap vereceksin? Ben olsam LaMelo Ball olurdum. Yani çok uzatmayayım lafı açıkçası. Ve Chris Middleton şeyinin de seçiminin de açıkçası çok şey olduğunu düşünmüyorum. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Milwaukee eğer mesela Doğu Konferansı'nda 4 maç farklı lider olsaydı düşünelim. Doğu Konferansı'nda biliyorsun çok karışık bir zirve mücadelesi var. İlk 5 takım 1,5 maçla ayrılıyor çok birbirinden. Çok yakın birbirine evet. Birbirine herkes çok yakın. Diyelim Milwaukee 5 maç farklı lider Doğu Konferansı'nda veya 4 maçta. O zaman belki bir Chris Middleton seçimini kabul edebilirdim. Çünkü konferansı tamamen etkisi altına almış, tamamen hakimiyeti altına almış bir Milwaukee var. Ama Milwaukee şu an Doğu Konferansı'nın 3. sırasında. Liderden bir maç geride. Ve yani sezon başı son şampiyon bir takıma bakınca da çok öyle beklentileri aşan falan bir durumda değil. Aksine işte biraz da sakatlıkların etkisiyle biraz beklenenin altında kalmış bir Milwaukee var. Yani biz Milwaukee'den şu karışık kuruşuk tablonun üst sırasına çıkmasını ve o tablodan kendini ayırmasını beklerdik. Bekleriz. Son şampiyon evet. Zaten. O yüzden Middleton'ın alınmasına ben çok anlam veremedim. Yani Milwaukee'ye bir Milwaukee'den ikinci oyuncuyu da alalım durumu yok muhtemelen ortada. Yannis zaten ilk 5'te. Yannis yeterli Milwaukee'den. Yani çok Middleton'lık bir şey yok bence. Ki Middleton'ın yani sezon ortalamaları falan da Jared Allen'la veya LaMelo Ball'la karşılaştırılınca çok insanın gözüne hoş şey gelmiyor. Yani bu adam All-Star olmalı demiyorsun. Tabii ki her şey ortalama değil ama Charlotte Hornets gibi senelerdir başarısızlık sarmalının içinde olan playoff hasreti çeken bir takımı kendi liderliğiyle ayağa kaldıran ve konferansın 7. 8. sıralarına taşıyan bir LaMelo Ball'u ben burada beklerdim. Veya konferansta zirveye oynayan ekiplerden biri olan o ilk 5 takım dediğimiz ekip şeyin içinde yer alan o bölgenin içinde yer alan Cleveland'dan bir ikinci oyuncu bekleyebilirdim. Çünkü Cleveland geçen sene şeydi yani bizim maç kazanmak istemiyorlar dediğimiz takımlardan biriydi. Yeniden yapılanma takımıydı. Bu sene doğru eklemelerle, doğru isimlerle Garland'ın performansının artması işte o ödüllendirildi mesela Garland ama Jared Allen da ödüllendirilebilirdi gayet. Evet. Benim birinci seçimim LaMelo Ball olur Middleton'ın yerine.
İkincisi de muhtemelen Jared Allen olur. Yani ikisi de bence şeyin önünde. Öne çıkan isimler. Middleton'ın önünde. Durant sakatlandığı takdirde bakalım bir Jared Allen şey gelebilir, eklemesi gelebilir. Diyorsun. Sakatlandığı takdirde dedim. Yani zaten sakat Durant de All-Star maçında oynayamayacağı ortaya çıkarsa bir Jared Allen eklemesi gelebilir, bekliyorum ben. Evet, takım kaptanları Doğu Konferansı'na Durant, Batı Konferansı'na LeBron olacak. Draft seçimleri ise 11 Şubat Cuma günü Türkiye saatiyle 3.30'da yapılacak. Tekrar hatırlatalım, NBA All-Star maçı 20 Şubat'ta oynanacak. Biz zaten bahsetmiştik sevgili Alperen Şengün de en dikkat çeken sezonun 12 çayla arasında yer buldu ve o da Yıldızlar maçında, Yükselen Yıldızlar maçında mücadelesini sergileyecek. Ricky Barry'nin takımına gitmiş Alperen. biliyorsun 4 tane koç var, 4 tane takım ayrı takım var. 4 tane ayrı koç var. Aynen. Ricky Barry, Gary Payton ve 2 tane daha koç orada olacak. James Worthy bir diğer koç. Rick Barry'nin takımına gitmiş Alperen. Bakalım Yükselen Yıldızlar maçında, Rising Stars maçında bir şeyler yapabilecek mi? Göreceğiz. Bu arada Tim Durant'in yani Doğu Konferansı'nın koçu Eric Spoelstra, Tim LeBron'un koçu ise Monte Williams oldu. İki konferansa da Cengiz lider takımların koçları yer alıyor. Tabii ben Doğu Konferansı'nı görünce gerçekten çok mutlu oldum. Evet, senin Spoelstra sevgin bir başkadır tabii. Yani. Evet. Zaten bu Doğu Konferans liderleri her zaman şeyin içinde oluyor. Yani All-Star takımlarının koçluğunu genelde konferans liderlerinde takımları yapar ama mesela Doğu Konferansı'nda lider her gün değişiyor. Chicago da olabilirdi bugün konuştuğumuz. Evet, Billy Donovan da olabilirdi. Şeyde Mike Budenholzer da olabilirdi. Evet. Hatta işte atıyorum bir hafta geç verseler bunun kararını, J.B. Bickerstaff da olabilirdi Cleveland'ın koçu. Yani sürekli değiştiği için Doğu Konferansı lideri. Yani Spoelstra'nın biraz şey oldu, hani şansı oldu diyelim, üstünde kaldı biraz. Ama bu sezon da iyi hamleler yaptı hocamız ya. Tabii canım, çok iyi sezon geçiriyor Eric Spoelstra. Özellikle Miami'nin sakatlıklarla boğuştuğu dönem hakikaten imza derslik bir coaching evet, yaptı. Evet. İşte Ömer Faruk'tan katkı alması. Yani Ömer Faruk'u unuttu sonra, hiç artık düşünmüyor bile. O bakımdan biraz kırgınız kendisine ama Ömer Faruk'tan katkı alması, işte Caleb Martin'den hatırlıyorsun bir iki defa 30 sayılık maçlar oynadı Caleb Martin. Gabe Vincent keza aynı şekilde, yani bir ara kimse yoktu. Gabe Vincent, Caleb Martin üstünden takım dönüyordu, bir de Ömer Faruk üstünden. Malzemelerden çok güzel yemek çıkarttı koç. Evet, gerçekten öyle. Monty Williams hakkında da bir iki bir şey söyleyeyim. Yani o kesinlikle sonuna kadar hak etti. Zaten Phoenix, Golden State'in bir arada yalpalaması sonucu direkt Batı Konferansı'nın açık lideri oldu ve Monty Williams'ın bu işi yapacağı çok önceden belliydi yani. Onu da tebrik edelim. O da geçen senenin üstüne bu seneki koçluk performansıyla gerçekten inanılmaz bir dönem geçiriyor. Onu da tebrik etmek lazım diyelim ve istersen şey yapalım, geçelim. Geçelim. Nereye geçiyoruz? Hareketli günlere geçiyoruz. Evet. Takas, NBA'de takas. En diyelim. Sevdiğimiz zamanlar. Yani şöyle bir yanlış hatırlamıyorsam 10 Şubat'ta takas günü sona erecek. Evet. Ve hani o zamana kadar hatta böyle son saniyeler kala falan yer yerinden oynuyor Cengiz. Ya o gün biliyorsun bir Twitter feed'i olur. Yağmur gibi iner böyle. İner aşağıda. O olur, bu olur, şu olur. Şimdi, 30 tane şey hamle olur yani. Bakalım yapılan hamleler neler? Hafta sonundan böyle önümüze düşen, dikkat çeken hamleler neler? Sezonun en değerli zamanı, en hareketli günleri yaşanırken Portland ve Clippers arasında 5 oyuncunun yer aldığı takas gerçekleşti. Portland'da Eric Bledsoe, Winslow, Ken Johnson ve ikinci tur draft hakkı. Diğer taraftan Clippers'a Norman Powell ve Covington'ı aldı. Hemen sorayım, 5 oyuncunun içerisinde yer aldığı bu takas detayını, gerçekleşen takası nasıl değerlendirirsin? Ben öncelikle Los Angeles Clippers'ı tebrik etmek istiyorum. 0 basketbolcu verip 2 tane basketbolcu almayı başarmışlar. Yani çok sık gördüğümüz bir şey değildir bu. Eric Bledsoe zaten kariyerinin sonunda artık böyle şey bir döneminde. Umutsuz bir döneminde yani. Eric Bledsoe'dan bir hani Clippers bu sene zaman zaman hani çok nadiren fayda almayı başardı. O da Ty Lue'nun başarısı. Yani başka takımda muhtemelen fayda alamazdınız Bledsoe'dan. Keon Johnson zaten orada şeyi doldurmak için, salary maaş
şeyini doldurmak için, skalasını doldurmak için orada. Justice Winslow da aynı şekilde. Draft hakkı da yani ikinci tur draft hakkı çok önemli bir şey değil. Ama diğer yandan Norman Powell ve Robert Covington aldılar ki yani Norman Powell çok iyi sezon geçiriyor zaten. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu Portland'da. Bu dün akşam da zaten ilk maçında 28 sayıyı atmış ama. Robert Covington da biliyorsun yani çok iyi bir savunma oyuncusu. Hem pot altı savunabiliyor hem yani hakikaten birden beşe herkesi savunabilen adam derler ya. O adam olabiliyor bazen Robert Covington. Köşeden üçlüğünü de atarsa, eli de şeyse, soğuk değilse gayet yararlı bir oyuncu. Clippers şimdi Paul George ve Kawhi Leonard'ın yokluğunda takıma çok önemli iki tane ekleme yapmış oldu. Paul George ve Kawhi Leonard'ın döndüğünü düşünelim ve bir sayalım Clippers kadrosunu. Paul George, Kawhi Leonard, Reggie Jackson, Marcus Morris, Norman Powell, Robert Covington, Ivica Zubac, Nikola Batum. 8 kişilik rotasyon bu. Ve bence bu 8 kişilik rotasyon, ki daha buraya Terence Mann'i eklemedim, şeyi eklemedim, Brandon Boston Jr.'ı eklemedim. Yani 10 kişilik oldukça geniş bir kadroya sahip olacak Los Angeles Clippers. Ve Paul George'la Kawhi Leonard döndüğü zaman, tabii nasıl döneceğini bilmiyoruz Kawhi'nin en azından. Paul George belki çok zarar almadan, yara almadan döner de Kawhi Leonard'ın nasıl döneceğini de bilmiyoruz. Eğer iyi dönerse ikisi de seneye, yani bu sene değil, bu sene Kawhi Leonard Mart'a Nisan'a kadar oynamadıktan sonra bir de kendini alıştırmaya şey yapacak, odaklanacak. Yani bu sene değil ama seneye gerçekten Clippers NBA'in şampiyonluk yolunda en favori takımı, iddialı takımı olabilir. Hakikaten çok iyi ekleme yaptılar iki tane ve hiçbir şey vererek yaptılar bunu. Hani o kısmı etkileyici zaten. Yani bu takasla bir Terrence Mann, bir Brandon Boston Jr. falan gitmiş olsa bu kadar övmezdim bu takası. Bu takasla karlı çıkan taraf Los Angeles Clippers oldu. Yani hiç tartışma yok ona. Umarım tarih beni haksız çıkarmaz 3 sene sonra. Çoğumuz ama bence aynı şeyi düşünüyoruz bugün. Yani dinleyiciler de bence böyle düşünüyordur. Ya Clippers hakikaten hiçbir şey vermeden nasıl iki basketbolcu almayı başardı? Ben onun derdindeyim yani. Bilmiyorum. Portland hakkında da birkaç şey söyleyelim. Tabii ki bir şey muamelesi yapmaya gerek yok. Portland da biliyor bu takasın şartlarını muhtemelen. Portland tarafı da her şeyin farkında ama Portland muhtemelen onlar için bu takım yolun sonuna geldi. Zaten CJ McCollum'u da gönderecekleri konuşuluyor. Çok ciddi iddialar var bununla alakalı da. Yani bakalım Lillard'ı nasıl bu işten ayıklayacaklar. Şimdi Lillard bu sene dönmez muhtemelen. Ama seneye döndüğünde yanında sadece Anthony Simons'ı bulursa problem çıkarabilir. Gitmek istemiyorum da diyor aynı zamanda. Şimdi ben söyleyecektim. Dönecek mi acaba? Bence dönmez bu sezon. Yani tekrarlayayım ona. Ama işte döndüğünde seneye yanında sadece dediğim gibi Anthony Simons'ı bulursa biraz sinirlenir Lillard da yani muhtemelen. Ve siz bir yeniden yapılanma Şart ve bu yola gireceksiniz. Lillard da giremezsiniz. Lillard sizin takımınızdaysa zaten 35 galibiyet falan alırsınız ve draft'ın 11. 12. sırasından seçmek demek değil yeniden yapılanma. Evet. İlk 3 sırasından seçmek demek. Onun için de ne yapmak lazım? Maç kaybetmek lazım. Yani NBA'de bazı şeylerin nasıl olacağı belli ama mesela siz Lillard'ı şimdi nasıl göndereceksiniz? Hem Lillard gitmek istemiyor hem de camiaya mal olmuş bir adam Damian Lillard. Kesinlikle. Ama muhtemelen yani CJ McCollum da giderse şu takası da gördükten sonra Lillard da yani okey ben de artık yani yapacak bir şey yok demek ki burasıyla da buraya kadarmış. Ben de biraz yol alayım diyecektir diye düşünüyorum bakalım. Evet, Clippers ve Portland arasında 5 oyuncunun içerisinde yer aldığı takas daha bizlere göre diyelim en azından en karlı taraf Los Angeles Clippers oldu. Bu sezon değil belki ama önümüzdeki sezon için onlar için oldukça iyi bir başlangıç demek oluyor. Bakalım takas günlerinin devamında bu iki takımdan farklı hamleler yine gelecek mi? Diğer taraftan Indiana ve Cleveland arasında da gerçekleşen bir takas var. Cengiz, istersen bu takasa girmeden önce son reklam aramıza gidelim. Kısa bir ardından NBA konuşmaya devam edeceğiz. Bahsin ilk adresi milyonerin sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 devam ediyor. Milyoner.
son bölümdeyiz sevgili dinleyenler. NBA'de devam ediyoruz. All-Star'ı konuştuk, takasları konuşuyorduk. Kısa bir soluklanma arası verdik. Cengiz, hiç hız kesmeden Indiana ve Cleveland arasında gerçekleşen takas detaylarıyla devam edelim. Indiana'ya ikinci tur piki 2022, bir tane lotarya korumalı birinci tur piki, iki yine ikinci tur piki var ve Ricky Rubio, ki bu sakatlığı sebebiyle de bu sezon yine oynamayacak isimlerden biri. Indiana Pacers tarafına gelen o takastan alımlar diyelim. Cleveland tarafı ise ne kazandı? Caris LeVert'ü kazandı. Nasıl değerlendirsin? Burada kime verirsin kârı? Yani tabii burada Indiana'nın muhtemelen yine Portland gibi biz bu takımdan vazgeçtik ve dağıtacağız kararı var. Şeyin aksine, Portland'ın aksine Indiana bolca pik toplamayı başarmış o anlamda, evet. Olumlu. Yani üç tane ikinci tur piki var. Bir tanesi 2022 yılından Miami'nin piki yani o. Diğer iki pik de oldukça şeyden, gelecek dönemden, yani 2027 piki falan sanırım. Bir de işte lotarya korumalı birinci tur piki aldılar. Bir de Ricky Rubio'nun bir tane kontratını aldılar. Şimdi Ricky Rubio muhtemelen Indiana Pacers forması giymez. Yani zaten sene sonuna kadar kendisini kenarda tutacak bir sakatlığı var. Sezon sonu kontratı da bitiyor. Muhtemelen Indiana kontrat yenilemeyi çok düşünmez Ricky Rubio'yla. Caris LeVert'ü burada piklere dönüştürme hamlesi bu. Bence pikin lotarya korumalı olması biraz fazla. Yani en azından böyle bir X8 korumalı, ilk 9 korumalı falan gibi olsa. Yani Indiana'nın 10. 11. sıralardan seçebilme durumu olsa çok şey, daha verimli bir şey olurdu. Ama zaten Cleveland'ın oralardan şey yapmayacağı belli. Cleveland'ın piki muhtemelen 20. sıra, 21. sıra civarına düşecek. Ve oralardan bir seçme hakkı kazanmış oldu Indiana. Caris LeVert bu sezon Indiana'nın olanca kötülüğüne rağmen son bir iki aydır fena bir dönem geçirmiyor. Hatta geçenlerde bir 40 sayı attı, 41 sayı. Cleveland'da çok faydası olacaktır. Zaten biliyorsun, Cleveland'ı konuşurken en büyük eksiklerinin Garland'ın yanında kendi skorunu üretebilecek ve az buçuk top yönlendirebilecek bir gardın varlığı. Yani orada Okoro'yu falan oynatmak zorunda kalıyordu Cleveland. Onun başka getirileri var yani işin savunma kısmında. Tabii ki 2 numarada Okoro, 3 numarada Dean Wade veya Mark Cannon, 4 numarada Mobley, 5 numarada Allen, böyle dev gibi bir takım değil mi? Hani o işin savunmada katkısı oluyor biliyorsun. Hatta Cleveland'ın savunması ligin en iyi savunmalarından biri zaten. İlk 3'teler istikrarlı şekilde savunma verimliliğinde. Ama yani Caris LeVert gibi bir skor opsiyonuna da ihtiyaç duyuyordu Cleveland. Ve Cleveland açısından da bir hani taraftar için de biz artık yeniden yapılanmıyoruz. Biz artık playoff takımıyız. Ve bu şeyi, bu cümleyi ilan eden takas olarak yorumlayabiliriz bunu. Yani aslında iki takım arasında yapılan takası şöyle özet geçecek olursak, Cengiz bilmem katılır mısın? Bir taraf, yani Indiana Pacers tarafı yeniden yapılanma sürecine girdi. Bunun sinyalini verdi. Bir tarafsa Cleveland Cavaliers tarafıysa, biz önümüzdeki sezon ve ondan sonraki sezonlar için artık direkt playoff'u hedefleyecek ve bunun için mücadelemizi sergileyecek bir takım olmak istiyoruz atağı mıydı? Evet, kesinlikle öyleydi. İşte yani bir tarafta vazgeçiş, bir tarafta hedefe odaklanma olarak da kısaca özetleyebiliriz. Yani bakalım, hayırlı olsun iki tarafa da. Indiana'dan farklı ataklar da bekliyorum ben önümüzdeki sezon, ve olsun da zaten. Ya evet, artık o takım da sanırım miadını doldurdu. Yani Sabonis'i, Turner'ı değerli asetlere dönüştürüp artık bir yeniden yapılanma sürecine gelebiliriz. Coach Rick Carlisle önderliğinde yeniden yapılanma dönemi. Evet. Ve takas detaylarına noktalıyoruz. Gecenin maçlarına da çok hızlı bakalım. Programımızın artık sonuna geldik yavaş yavaş Cengiz. Evet, yine nasıl geçtiğini oldu. Anlamadık. Gerçekten ama son öyle. Bölümdeyiz. Şimdi bu gece 5 maç var. Öne çıkan maçlar var. Senin de bu maçlara dair fikirlerini almak istiyorum. Raptors, Hornets, Miami, Washington, Suns, Bulls, ki her iki konferansta da en dikkat çeken ve zirveleri çok da fazla bırakmak istemeyen iki takım. Warriors, Thunder ve New York, Utah maçları var. Bu gece NBA'de 5 maç oynanacak. Cengiz, seni dinliyorum. Önce
Charlotte Toronto maçından başlayayım. Bu 5 maç var zaten NBA'de bu gece. Hepsini kapsayacak bir kupon vereceğim açıkçası. Öyle bir şeyim var. Charlotte Hornets ve Toronto Raptors, çok kazananın belli olmayacağı ama kesin fazla sayı olur dediğim bir maç benim. Hem Charlotte'ın çok tempolu bir takım olması, hem Toronto'nun o kadar da iyi bir savunma takımı olmaması, işin hücum tarafında daha mahir olması sebebiyle 224.5 üst diyebilirim bu maça. Oranı 1.61. Washington Miami maçına çok fazla şeyi uzatmadan direkt Miami galibiyeti yazabiliriz. Oranı 1.31, çok yüksek bir oran değil. Chicago Phoenix maçına, yine Chicago'da Zach LaVine yok. Zach LaVine'in olmaması Chicago'nun biraz tabii ki dengesini bozuyor. Hücum, işin hücum tarafında zaman zaman tıkanmalara yol açıyor. DeMar DeRozan dün 45 sayı attı ama mesela maçı kazanamadılar. Kaybettiler Philadelphia karşısında. Ben Phoenix'in daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha istim üstündeler. 1.26 oranı. Oklahoma Golden State mücadelesinde, yani Golden State'in oranı zaten çok düşük, onu söylemeye gerek yok. Ama 212.5 üst değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Golden State'in 120, işte Oklahoma City'nin de 100 attığı bir denklemde zaten 220 sayıya geliyoruz. Öyle bir maç olabilir. Utah New York maçı da, New York kötü durumda. Utah bir çıkış arıyor ve bu çıkışın emarelerini gösteriyorlar. Utah kazanır diyorum. Oran 5.36 oldu. Dinleyicilerimize öneriyorum bu kuponu. Evet, NBA'de bu gece 5 maç oynanacak dedik ve NBA tarafındaki detayları da böylece sohbetimizle birlikte noktalıyoruz. Bilyoner'in sunduğu ilk 5'te bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat başında Hattrick'te Ali Erim ve Mert Elam sizlerle olacak. Cengiz, çok teşekkür ederim. Gelecek hafta devam edeceğiz. Evet, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bahsin ilk adresi Bilyoner'in sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.